16 yaşında bir çocuktan bahsediyoruz ya. Ya ben de çocuğuydum diyor. Beni niye göz önüne almıyorlar Müge abla ya? O çocuk oluyordu 16 yaşında. Ama ben çocuk olmuyor mu ya? Ama ölmüşsün. Ya ben de diridir öldüm. E ne yapalım yani? Diridir öldüm ben ya. Hayır ne yapalım şimdi, sen çok üzülüyorsun ya, senin kocanı serbest mi bıraktın? Ya ben kocamdan da vazgeçtim. Benim kız kardeşim yaşıyor. Psikolojisi bozulmuş Müge Hanım. Psikolojim bozulmadı benim Murat. Vallahi benim aklım bozulmuş. Başımda. Duydun mu? Ben birçok şeyleri anlatamasam da benim aklım başında Murat. Sen psikiyatriye git. Dur, giderim. Tamam. Ona da giderim. Hocamız git. Burada ha. Giderim yani. Sen psikiyatriye git. Anlatamıyorum, ben kendimi anlatamıyorum. Müge Hanım 7 ay boyunca bu kızın bize ettiği iftiralar artık haddini ne geçti. Ne yaptı? Ne iftira attı? Askerde sana... olan bir abime bile iftira attı. Abim öldürmüştür. Askerden izin alıp gelmiş, abim öldürmüştür yalan dedi. Yalan söyleme Murat. Ondan sonra buna akıl verenler dese ki... Ulan şu gelini bir bağlasana. Buna akıl verenler bana de... kimse demiş olsa gerek ki askerdeki hayır, birinin hani vermedi. İspatlanma açısından her şey ortaya dökülmesi çok kolaydı. Sen bilginlik taslarsın ya Murat. Benim annem de sen bilginle taslarsın ya. Hemen de benim anladığım, arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Benim anladığım, Murat, şimdi sen de o zaman küçüksün. Benim anladığım, bu küçük kız kardeş enişteye ilgi duyuyor. Şimdi aslında hani enişte değil ama o yaşlardaki çocuklar, hocam doğru bir şey söyledi. Kendilerinden daha büyük birine de hani adına aşk denen hayranlık besleyebilirler. Ama tabii bu enişteye aşk olmaz. Yani onu bir kere kesinlikle... atalım dilimizden. Ama dün hocam dedi ki demek ki doğru kararlar veremeyen bir çocuktu dedi. Evet. Evden kaçması vesaire de bunu doğruluyor. Şimdi senin kardeşinin demek ki çok iyi değildi o sırada durumu. Sen de kocamda gözü var diye bunu herhalde ciddiye aldın benim anladığım. Ki almışsın belli. Çünkü sen kız kardeşinden mesela bir çocuk gibi, bir evlat gibi 15-16 yaşında öldürülmüş bir çocuk duygusuyla bahsetmiyorsun. Bırak kardeşin olmasını, bir de küçük küçük. 15 yaşında. 15 yaşındakilerin her sözü de ciddiye alınmaz yani. Evet. Ve kocanı kıskanıyorsun. Yani senin kocan ilgi duymamış olabilir kız kardeşine. Küçüktür. O belki bir abi olarak daha abice de yaklaşmış olabilir. Ona da varım. Ama anladığım kadarıyla sen kız kardeşine bir husumet beslemişsin. Beslemedim. Beslemişsin. Beslemedim. Hayır. Senin tüm cümlelerinde hayır. Bu var. Beslemedim. Benim şimdi merak ettiğim... En zor gününde, her şey gününde ben benim oldum merak kardeşime. Ettiğim bu cinayet senin kocanın anlattığı gibi de işlenmiş olamaz. Bak onu da sana söyleyeyim. Öyle gidecekler de ceviz alacaklar, kıracaklar, yiyecekler. Sonra yoldan geçerken bir tane çamaşır ipi bulacaklar. O çamaşır ipi böyle belindeyken şeyde. Boynuna gelecek bir saniye. Şimdi acaba sen de mi kocanın yanındaydın? Ben onu merak ediyorum. Hayır. Araştırılsın abla. Sen hiçbir araştırmayı kabul etmiyorsun araştırılsın. Da. Araştırılsın. Ama bu çıksın. Kadar her şey ortadayken. Çıksın. Desinler ki Çiğdem de şöyle desinler. Çıksın. Gören bilen varsa çıksın. Daha nereye gönderdik? Almışsınız gecenin bir vakti bir yere göndermişsiniz. Benim rahat ya da sonradan yok. Mı kocan sana bunu anlattı? Böyle böyle kız kardeşini bende gözü vardı. Ben de mecburen öldürdüm falan dedi de sen o yüzden hayır, mi böyle bir... kesinlikle. Öyle suç ortaklığınız hayır, var. Hayır kesinlikle Müge abla. Hayır şimdi öyle bir şey Müge Hanımcığım. Müge Hanımcığım kendisi ablasına itiraf etmemiş mi Filiz? Öldüreceğim diye. O zaman belki de onu öldürdü. Öldüreceğim demiş. Hem ben onun için alındım işte. Bir saniye. Benim hocam. Sevgilim var demiş o hayalperestliği içerisinde. Sevgilisi de eniştesi. Kendi söylemiş. Eğer ablan yalan söylemiyorsa. Ankara'daki ablasına. Yalan söylemiyorsa. Bir bağlanan ablaya. Evet. Yani herkes bir şey söylüyor evet. Hocam. Herkes demiş bir şey mi? Söylüyor. Evet. Çiğdem demiş. Haksız oluyor. Çiğdem yalan bir dakika, oluyor. İsmini de söylemiş. İlk önce gizlemiş. İsmini de söylemiş. Umut demiş. İsmini de söylemiş. Demiş. Ama bir tamam. Şey söyleyeceğim yani orada derken eniştenin ona ilgisi var yok onu bilmiyoruz biz. Hayır, kız 15 yaşında. Kendisi söylüyor. Tek seni de öldüreceğini söylüyor. Bu. O zaman ben de diyorum ki acaba sen mi öldürdün de bu kadar kocamı... Ya şimdi bu kadar adam itiraf etmişken hayır o öldürmedi deyince adama derler ki sen mi öldürdün de onu bu kadar koruyorsun? Ya öyle bir şey olsa Müge abla diyelim ki eşimle kız kardeşimin öyle bir şey... Ya affedersin ne haliniz varsa gör derim bırakırım. Demiyorsun. Ya kız kardeşim de bırakırım. O zaman hani diyelim. Şu anda bırak. Diyelim, şu anda da söylüyorlar. Diyelim ki. Şu anda da söylüyorlar. Ben inanmıyorum. Ben kız kardeşimin öldüğüne bile inanmıyorum. Müge abla. Hiç inanmıyorum. İnanmıyorum. Neye inanıyorsun? Ben inanmıyorum. Kız kardeşim ölmedi yaşıyor ama nerede? Peki niye 12 yıl öncesi sizi hiç aramadı? Nerede? Niye aramadı hiç? Niye senden başka hiç gören yok? O zaman görenler bilen o zaman yalan mı söylüyor? Annem de dedi peki, gördüm ikisini diye. Görenler bilenler mi yalan söylüyor o zaman? Efendim? Onlarca ifade var. Niye onlar yalan söylüyor?
Bütün onlar da ifade, hani eşimin üzerinde mi ifade eder? Evet, bilmem evet. kaç kişi. Hep evet. eşim yani 146 nerede? 146 kişi. Hep, yani 106 kişi. Evet. Kaç? 146 kişi. Ha 146 kişi. Evet. Hep eşimden mi konuşmuş? Evet. Bütün oklar onu göstermiş. Evet. Yani hep bunların hepsi bizim tanıdığımız kişiler. Benim. Evet. Arabayı yani aldı. Annemin... Hangi arabayla gitti? Hangi arabadan aldı? Nereden ceviz aldı, nereye gittiğine hepsi var. Senin kocan seni unutmuş, kıyafeti uyutmuş, uyutma anne. Ne inan, ister inanın, ister inanmayın. Şunu sorabilir miyim ben? İster inan, ister. Çiğdem'e şunu soracağım. Çiğdem, efendim, senin hocam. Bir tek elinde bir şey var. Ben sağlık ocağında gördüm evet, diyorsun. Evet, hocam. Yaşadığına dair dayandığın kanıt da bu. Evet hocam. Değil mi? Evet hocam. Şimdi bir insan düşün, ortadan kaybolacak 12-13 senedir. Evet, ve bu 12-13 seneleri kaybolan kişi gelip mahallesindeki sağlık ocağına. Akıllı evet. bir şey mi bu? 1,5 sene olmuştu kaybolalı hocam. Tamam hadi ama işte tamam. Orada da görür onu, etrafı bir da görür. Mi? Çok uzun bir herkesin süre. Herkesin tanıdığı bir muhit. Tanıyacağı mantıklı bir muhit. Mantıklı bir şey mi? Evet. Mantık var mı? Yani mantığa yani mantık da ters. Var olayların mi? Akışına da ters. Ve, hadi senin gidişatına da ters. Ve 1,5 yıl sonra bunu söylediğine göre... Demek ki 1,5 yıl sonra da kardeşinin kocası tarafından ya da kendisi tarafından öldürüldüğünü biliyordu ki etrafa gördüm diye anlattı. Hayır. Çünkü hayır, bunun başka bir açıklaması bir şey olamaz. Ve bir şimdi söylesen anlarım. Asla kesinlikle öyle bir şey kim, yok Müge Abla. Bir saniye Çiğdem Hanım. Buyurun. Kim biliyorsunuz bu olayı çok yaşadık. Böyle şüpheli durumlarda kim gördüm demişse kim gördüm oluyor dediyse zaten. Onun ölümle ilişkisi olduğunu gördük çünkü maalesef. Çünkü milleti kandıracak aklı evet, yani. Birilerini inandırmak istiyor yaşadığını. Bak Filiz'i kocam olay tarihinde arkadaşı Talip Kılıçlı'ya ait beyaz renkli Tofaş marka araçla Yenişehir Avanos ilçesi Kalaba beldesinden almış. Kayseri istikametine dönüş yapmış. Kalkancı Yuvalı köyü istikametine sonra Yuvalı Çatalada olarak tabir edilen yere geldiğini, burada kız kardeşini öldürüp açık araziye bırakarak olay yerinden ayrıldığını, olaydan tahminen 10 gün sonra tekrar olay yerine gelerek cesedin yanına vardığını, şimdi buraları okumayacağım, yani çok kötü bir şekilde cesedi gördüğünü, yabani hayvanlar parçalamış kız kardeşini. Kızım sen daha kimi savunuyorsun? Uzun, daha uzun, sonra uzun. Arazide bulduğu kısa kollu mont yardımıyla cesedi yakında şimdi. Bulunan taştan oyma bir mağaraya ine taşıdığını, mağaranın evet. önünü taşlarla kapadığını. Annelik mi yaptın bize hiç? Bak, annelik mi yaptın? Yani mağara bak. İçerisinde bulunan tahmini 3 santim kalınlığındaki küçük baş hayvan pisliği ve saman bunları atıklarıyla cesedin üzerini kısmen örtmeye çalıştığını. Ancak cesedin tamamının örtülemediğini, daha sonra mağaranın kapısını tamamı kapanmayacak şekilde çevreden topladığı taşlarla örerek olay yerinden ayrıldığını beyan etmiştir. Beyan etmiş, oralar kazındı Müge abla, kepçelerle kazındı. Nerede o zaman? Hani aradan 12 yıl gibi büyük ya, bir göstermiş. Zaman geçmiş, hocalarımız nerede daha zaman, iyi Müge bilir. Abla, kaç tane mağara kazındı, nerede? 6-7 tane mağara kazılmış. Kazılsın o zaman, bulunsun. Ben zaten... bunu istiyorum. O zaman orada eşim göstermiş ya, diyorlar ya. Bulunsun o zaman. Zaten orada senin bulunsun. Eşin diyor ki ben bulduğumda da cesedin tamamı yoktu diyor. Eşi her şeyi planlayarak bulunur tasarlayarak yani orada yapmış. Bir şey bulunur yani, bulunsun. Yabani hayvanlar almış. Peki o zaman niye eşin bunları anlatmış? Niye anlatmış ya bunları? Ya baskı üzerine anlatmış hocam. Ya böyle bir baskı, baskı ya. Olmaz. Baskı ya. O telefon sinyallerinden, o arabalarından işte gittik Kalaba'ya beraber gittik işte. Kızı almak için Müge abla. Olayın üzerinden bir ay, bir buçuk ay sonra sen beraber mi gittin o eşinle oraya gittin? Annemden babam dün de ben aynı istedim. Senin eşin bir gün evvel gitmiş. Herhalde sen eşinle beraber gittin. Hayır kesinlikle. Çünkü yok aynı telefonu kullanıyorduk, yok şu yok bu diyorsun annem herhalde. Annem de kullanıyordu telefonu, eşimin telefonunu. Annen geldiği zaman. Ahmet'i aradığımızda da Ahmet geleceğimizi biliyordu. Kız oradaydı. Senin eşin eğer yalan müebbet yani, Ahmet bizi aradı kız burada dedi. Senin öğlen sonra gitti dedi. Bizim müebbet hapis cezası alırsa seni de mi ihbar edeceğimi söyledi eşin? Müebbet hapis cezası alınca seni de mi işin içine katacağını söyledi? Hayır kesinlikle öyle bir şey yok Müge abla. İnanmıyorsunuz bana. Yok öyle bir şey yok Müge abla. Müge Hanım çakırar ailesi tarafından kullanılıyor. Ben hayatım ben kime inanıp kime inanmayacağıma dair. Ya ben doğruları söylüyorum Müge abla, anlatamıyorum ben. O zaman eşin mi yalan söylüyor? Efendim? Eşin mi yalan söylüyor? Eşim yani niye böyle söylemiş diyorum ben. Eşime de diyorum ben. Evet. Aslında sen işledin de o mu üstlendi? He ben yaptım o üstlendi Murat.
Hani beni de tutuklasınlar o zaman Murat. Suçsuz yere ben de yatayım yani. Tamam. Eğer vicdanınızı artık tutuklasınlar. Ben de ömür boyu yatayım Murat. Şu an ben sana iftira duydun atsam mu? Hangi polis seni duydun tutuklayabilir diyorum ben de sana ya. Eli de delil olmadıktan sonra. Ben 66 araştırıldı, edildi bende. Ben de bir şey bulundum mu? Tamam. Sen de bir şey bulunmadığı için sen tutuklanmadın. Ama hocam da bir şeyler bulunduğu için tutuklandın. Yapsın. Şu yaşta onu bırakıp gitmesem şuradaların babalı boynu bozsun. Niye babam bağlanmadı dün? Ha? Babam niye bağlanmadı? Duydun mu? Ya baban aklı başında mı höngür höngür ağlıyor adam. Doğru, aklı başında höngür değil höngür yani. Babam öyle ifade verince şeye götürdüğünüz adamın aklı höngür başında höngür yok diye rapor almanızı alacaktınız. He mi? He mi? Öyle bir rapor söz konusu değil mi? Babam daha şey Dilek Hanım pardon. Dilek Hanım ben sana okudum, sen ikna oldun mu? Olmadın mı galiba? Hayır, ben Dilek'e soruyorum. İtiraf etmiş adam anlatmış. Artık sen ikna oldun herhalde. Ben olmadım. İnanmıyorum ben kaynama yapmadığına. Çünkü 7 yıl önce annesinin evine gittiğimizde annesi kendi dedi bize, Müge Hanım, kızım yaşıyor, gittik gördük biz dedi. Kızı demiş ki anne gelmeyin, burada sizi öldürürler, döverler. Daha gelip beni aramayın. Ya ben gerçekten yani bazılarınızın da yani ne dediğini anlamıyorum ama benim son siz ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz, ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Adam itiraf etmiş, daha hala ben neye inanmıyorum diyorsun ya? Ben inanmıyorum. Baskılara rağmen yapmış o ifadeyi vermiş. Allah ben inanmıyorum. Allah, evet inanmıyorum. Ve 26. Bakın mahkemede evet, biliyorum, böyle bir... Evet. Kendi avukatı evet da aynısını bir, söylüyor. Baskı sizin tuttuğunuz olamaz. Avukat. Tuttuğunuz avukat da aynı şeyi söylüyor. Hanımlar siz daha neye inanmıyorsunuz? Avukat, avukat hiç öyle bir cinayete şey değil, itiraz etmiyor da... İşleniş cinayetin şeklini. İşleniş şeklini daha yumuşatmaya bize hiçbir şey belirlemedi avukatı. Yani avukat hiçbir şey demedi bize böyle. Vahşi düşüncelerle, duygularla şey işlenmiş avukat olması bize öyle bir şey demedi ağırlatılmış, avukatı. Bir dakika kardeşim. Tamam hocam. Ağırlatılmış müebbet oluyor. Var mı okuyor hocam? Avukatı daha hafif bir şekilde iş ortaya koymaya çalışıyor. Alın okuyun avukatınızın dediğini. Avukat bize böyle hiçbir şey demedi Müge Hanım. Kayınlarım gidiyor, beyim ben gidiyor, geliyor. Ben diyorum işte size imzalamış adam vermiş işte ben diyorum ya yalan mı? O zaman ondan da haber yok. Çünkü bir şey söyleyebilirim. Ya işte söylüyorum işte. Abilerinin diyorum. Abilerinin de haberi yoktur. Çünkü avukata sürekli abileri gidiyor geliyor. Sizi abilerimi şey buraya yolladı. Hayır ben Çiğdem geliyor diye arkasından geldim. Destek olmak. Ya muhtemelen, muhtemelen Çiğdem Hanım eşinden ay, ya da eşinin kardeşlerinden ciddi bir baskı görüyor. Hayır. Olaya bir şekilde müdahil oldu. Dur bir okusun, bir okusun. Olayın içine çekilecek diye korkuyor Çiğdem. Okuyamaz o. He? O okuyamaz o. Yüzünden geçer. İşte okuyamaz. Çiğdem okuyamaz. Edemez. Çiğdem şey demez. Tamam, Ali sen okudun. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Okuyamaz. Okudum neden? Çünkü biliyorum. Çiğdem seni biliyor. Ne anladın? Biliyorum. Okumana insan, gerek yok. Biliyorsun zaten. Biliyorum. Çiğdemciğim okuduğundan ne anladın? Söylesen bana. Ha. İnsan değilim. He? Beni hiç umursamadılar. Ya etmediler. Okuduysan sen ben okuyorum. Okuduğundan ne anladın? Söyle bize. Al. Ortada. Oku bakalım. Ortada. Hı. Ben içimden okumak istiyorum. Hayır sen dışından oku. Ben göreyim bakayım sen okuyor musun? Ben her şeyi okuma yazdım biliyorum. Anlıyorum diyorsun. Oku bakalım. Ortada. Ortada. Hani ben şey olarak okuyorum. Hani tamam sen oku bakalım ne anlıyorsun? Oku sen tamam. Ortada. Bilinmediğinden kararıyla şüphelinin anlatılanları dışında bir delil bulunmamaktadır. O halde delillendirilmediğinden bölüm şüphelinin ikrarı ile bütünlenmiştir. Yani ne diyor yani? Kabul etmiştir yani. Evet. He. Evet. Sen neye kabullenmiyorsun? Ben kabullenmiyorum. Ben iste kabullenmiyorum. Ve burada ifadeyi veren, imzayı atan da avukatı. Onu savunmak mı? Yani avukatı savunmak mecburiyetinde. Tabii. Avukatı müvekkiliyle yani görüşmeden, ondan bir takım bilgileri, gerçekleri elde etmeden bu şekilde mahkeme huzurunda evet itiraf doğrudur diye imza atacağı bir yere beyanda bulunamaz. Bir şey söyleyebilir miyim Rahmi abi? Buyur abi. Şimdi herhangi Çiğdem Hanım'ın dediği şeyler olmaz ya. Evet. Bugünkü çerçevede olmaz ya. Hadi olduğunu varsayalım. Milyonda bir. Mahkemeye çıkınca ben yapmadım. Baskı altında bunlar bana bir ifade verdirmişlerdir. Demez mi adam? Der. Kaldı ki zaten avukat huzurunda verilen ifadelerde baskı kelimesinin geçerliliği yok.
Abi zaten... Avukatı onu koruyan adam. Özür dilerim, ben başta söyledim. Olmaz yani. Yani tabii anlıyorum. Hadi varsayalım. Yine de yok. Yani hadi varsayalım. Yine de yok. Hadi gene de yok. Anlatabildim mi? Evet. Ama hür iradesiyle hakimin karşısında insan, ben böyle bir suçu işlemedim. Baskı karşısında anlatmış, anlatmış. İfade. Bütün tüm ayrıntılarına kadar anlatmış. Evet. 10 gün attım, 10 gün demez mi? Gittiğimde... Gayet tabii demesi lazım. Ben oraya dayanıyorum. Evet, evet haklısın. Ben oraya dayanıyorum. Fakat haklısın. Ben bunu çok benim az söylerim. Benim için kanıt bu. Yine söylüyorum. Adımın Müge olduğu kadar eminim ki öldürüldüğü ilk günden itibaren Çiğdem haberdardı. Hayır. Evet. Benim adım eğer Müge ise sen de onu öldürüldüğü ilk günden itibaren biliyorsun. Müge abla hayır. Müge Hanım bir şey söyleyebilir miyim ben? Öyle bir şey yok, yok Müge abla. Mümkün değil. Çiğdem Hanım siz bakın. Bir buçuk yıl bu sonra ben onu gördüm. Rahmi Bey bir saniye. Bir buçuk yıl sonra gördüm diyorsun ya. Evet. Sen bir buçuk yıl sonra gördüm diye etrafa nam saldığına göre... Sen en baştan itibaren hayır, abla, kız kardeşinin öldürüldüğünü biliyorsun. Ve şimdi öyle bir şey yok, sizin de bu işte bir hayır. ilginiz veya bilginiz hayır. olduğu için kocanızın yarın öbür gün... Bir dakika dinler yani. Kocanızın hayır. sizi yarın öbür gün bu işe dahil edeceği korkusunu taşıyorsun. Kesinlikle hayır. Onun da bir cadresini veriyorsun. Öyle bir şey yok hocam. Belki şu anda hayır. eşiniz cezaevinde bizim bu programı hayır, izliyorsa... Hocam. Yaptığınız mücadeleyi kocanıza da göstermek istemiş olabilir misin? Hayır hocam öyle bir şey. Benim elim istemiş yani ben bilmiyorum. Yani şeyde bakın de, ben seni bu kadar kurtardım, savundum. Meryem'in kızı Melike'yi de tek gören bir buçuk evet. yıl sonra evet. şeydi İsa'ydı teyzesinin yanında. Sonra gitti şimdi işte öldürüldüğünü itiraf etti. Bir tek o görmüştü. Hep böyle evet, oluyor zaten. Yok. Bir tek onlar görüyor. Zaten senin kız de... kardeşin o kasabaya gelmiş, o köye gelmiş her neyse. Bir tek sen mi göreceksin? Bir de o kızı dün, kimse tanımıyor. Müge Hanım dün sordu. Orada nerede tanıyacaklar? Niye tanımasınlar? Yani ben orada oturuyorum. Ben yani koskoca şeyde. Nerede? Yani kimse kimseyi tanımaz yani orada. Niye?